Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ise EURUSD ve GBPUSD paritelerinin yeni Gantt tayfı analizlerine bakacağım. Öncelikle EURUSD'nin Gantt tayfı analizi üzerinden teknik analizine, sonrasından da GBPUSD'nin teknik analizine bakacağız arkadaşlar. Günlük grafikte EURUSD'ye baktığımız zaman arkadaşlar çıkış akımı devam ediyor. Altta görmüş olduğunuz 1.18.049 ile 1.17.950 arasında oluşan şuradaki pembe bant artık destek oldu ve yukarıda oluşan yeni bant içerisinde hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Şuradaki mumlara bakarsak daha önceden buranın güçlü direnç olduğunu, şimdi de ise buranın artık destek olduğunu ve şuradaki günlük mumun attığı spike'tan da görülecek, anlaşılacağı üzere artık buranın destek olduğu ve yukarı yönlü hareketinin artık daha da güçlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafikte de baktığımız zaman bunun içerisindeki geçiş bandı içerisinde görüyorsunuz mumlar sıkışıyor ve üzerine attıktan sonra da görüyorsunuz bir süre kaldıktan sonra da yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor hızlı bir şekilde. Şimdi burada bizim yukarıda oluşan bantta EURUSD'de altta desteğimiz 1.18.049, yukarıda ise bant sonrasında 1.19.575 bizim direncimiz olacaktır. Şuradaki mumlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Düşüşlerde de tepkileri direnç tepkisini buradan aldığı için burada da 1.19.575'te direnç tepkileri gelebilir. Yukarı yönlü seyir hala güçlü şekilde devam ediyor. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar 1.19.797'yi kıramadıktan sonra aşağı yönlü hareket ediyor. Genel olarak yukarı yönlü trend devam ediyor arkadaşlar. 1.18.049 destek olmaya devam ederse 1.19.575 seviyesine kadar olan bantta hareketini sürdürecektir ve burası direnç olacaktır. Bu direncin kırılması takdirde ise yukarıda oluşan yeni bant içerisine girecektir ve bu bandın sonrasında ise 1.21.197 ile 1.21.596 direnciyle karşılaşacaktır bant sonrasında. Şuradaki çıkışlara dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu alttan gelişten sonra destek teyidi yaptıktan sonra görüyorsunuz bir müddet burada direnç tepkisi görüyor ve aşağı yönlü direnç tepkisi görüyor. Direnç tepkisinden de hızlı yukarı yönlü çıkışlarda ise görüyorsunuz şu bant sonrasındaki 1.21.197 direncine kadar gelmiş ve burada biraz direncin tepkileri sürmüş ve bu 1.21.546 üzerinde kaldıktan sonra ise yukarı yönlü hareketini sürdürmüş durumda. Genel olarak EURUSD paritesinde takip edeceğimiz seviyeler 1.18.049 ile 1.17.753 arasında oluşan destek bandı. Bu destek bandına gelişte destek tepkileri değerlendirilebilir. Buranın aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler bu bant içerisinde hareketini devam ettirecektir. İlk direncimiz bant sonrasında 1.19.575, sonrasında ise şuradaki 1.19.797 üzerinde kapanışlardan sonra ise buranın destek olması halinde 1.21.197 bizim ikinci direncimiz olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. EURUSD ile alakalı yorumum şimdilik bu kadar. GBPUSD paritesine geçiyorum. GBPUSD'de de günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi üstte şöyle bir büyük kocaman mavi bandımız var. Altta da bir tane kocaman, ortada da pembe bandımız, geçiş bandımız mevcut. Buradaki pembe bandının oldukça biraz geniş. Burası tam bir karar verme anı. O yüzden de buradaki geniş bant bizim için çok önemli arkadaşlar. Burada bizim esas desteğimiz neresi diyecek olursak 1.37.038 bizim güçlü desteğimiz arkadaşlar. Bunun üzerinde kaldığı sürece görüyorsunuz burada da bir ara direnç oluşmuş. Bu ara direncinden sonra hatta şöyle bir 4 saatlik grafikleri alayım. 4 saatlik grafikte görüyorsunuz 1.37.038
destek olduktan sonra buradaki ara direnç de biraz zorlanıyor. Bu ara direncin görüyorsunuz direnç tepkisi geliyor. Bu ara direnç sonrasından da kırılıp üzerinde kaldıktan sonrasında ise şuradaki bant sonrasına kadar hareketini sürdürüyor. Neredeyse üst dirence kadar gelmiş durumda. 1.37, 0.38 bizim güçlü desteğimiz dedik. Bunun üzerinde kaldığı zaman sürece bant sonrasında 1.39, 173 direnci takip edilmeli arkadaşlar. Günlük grafiğe tekrar alıyorum. Eğer 1.39, 173 direnci kırılırsa ve üzerinde kalırsa görüyorsunuz şuradaki mumlardan da anlaşılıyor. Eğer 1.39, 170 üzerinde kalırsa ve kapanışlar gerçekleşirse o zaman üstte oluşan yeni bant içerisinde hareketini sürdürecek demektir arkadaşlar. Eğer burasını direncini kırıp destek yaparsa 1.43 726'ya kadar oluşan yeni bant içerisinde hareketini sürdürecektir JPY USD. Altta ise eğer burasının direnç oluşumu hala da devam ederse şunun gibi hareketlerde gördüğünüz gibi burada direnç tepkileri gelirse o zaman biz altta 1.37.038 desteğini takip ediyor olacağız arkadaşlar. 1.37.038 desteği de kırılmadığı sürece yukarı yönlü seyir devam edebilir JPY USD paritesi için arkadaşlar. 1.37.038 desteği altında ise bizim altta oluşan seviyelerimiz arkadaşlar 1.35.785 onun altında ise 1.34.531 bizim alttaki önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Saat grafikte de bir bakalım. Saat grafikte de görüyorsunuz arkadaşlar 1.37.038 üzerinde kaldıktan sonra görüyorsunuz şuradaki dirençte biraz takıldıktan sonra üzerinde kalıyor ve şuradaki 1.39.173 direncine kadar hareket etmekte arkadaşlar. Buradaki direnci kırılamazsa aşağı yönlü hareketler olabilir ve 1.37.038 desteği takip edilebilir. GBP/USD, EURUSD ile ilgili yorumlarım şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.